Son zamanlarda meclisin en çok hakkında konuşulan milletvekili kim acaba derseniz, böyle bir araştırma elbette yok ama bana kalırsa hakkında olumlu ve olumsuz en çok konuşulan milletvekili Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam. Mecliste yaptığı bir konuşmada 15 Temmuz'la ilgili yaptığı yorum, batılla batıl mücadelesi olarak bunu tanımlaması onu gündeme sürdü ve hakkında pek çok şey söylendi, soruşturmalar başlatıldı. Şimdi bizim konuğumuz Cihangir Bey ve onunla bu konuları konuşacağız. İyi günler TYM4 izleyicileri. Cihangir Bey hoş geldiniz. Önce bu konuşmaya sizi gündem yapan ve hakkınızda olumlu olumsuz pek çok şeyin söylenmesini getiren konuşmaya bir dönelim. Neydi o batılla batılın mücadelesi olarak 15 Temmuz tanımlamanız mı bu kadar tepki gördü? Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden kısa bir süre önce yaptığım konuşmada kısaca şunu söyledim. Yani cümlelerimden de bu çıkar, niyetim de o. Türkiye'yi 15 Temmuz'a sürükleyen ilişki biçimi, batıl kelimesini, anlamını terk etmiyorum. Orada teolojik bir tartışma yapmıyoruz, siyasi bir tartışma yapıyoruz. Sözlük anlamı yanlıştır, beyhudedir, boştur, geçersizdir. Hukuk dilinde de bunun, medeni hukukta da karşılığı vardır. Mesela batıl evlilikten bahsedilir. Evli bir insanın bir başkasıyla evlenmesi batıl bir evliliktir. Aslında bu olayımıza da biraz uyuyor. Şunu söylemek istedim. AK Parti ile bir topluluk, topluluk diyorum artık çünkü cemaat deyince şöyle diyeceksin, böyle diyeceksin diyorlar. Bir dini topluluğun arasındaki AK Parti'nin kuruluşundan beri 17-25 barajını da atlayarak 15 Temmuz'a kadar bizi getiren aralarındaki çatışma yanlış bir ilişkidir diyorum. Memnu bir ilişkidir diyorum. Hukuk dışıdır diyorum. Siyasetten kabul edilemez diyorum. Söylemek istediğim bu. Efendim, en çok suçlandığım konu şu, siz millete burada, yani 15 Temmuz'da da sokağa çıkan millete ve şehitlerimize batıl dediniz. Hayır, ben 15 Temmuz'da sokaktayım. 23.18'de ben tavrımı koymuşum ve motosikletime atlayıp Üsküdar Meydanı'na gitmişim. O konuda diyebilecekleri hiçbir şey yok. Kaldı ki bir vatandaşın aslında çıkması gerekir diyemeyiz. Vatandaş devletten kendinin korunmasını bekler ama biz bunu ahlaki bir görev olarak kabul edip her ne kadar siyaseten muhalif olsak dahi seçilmiş bir iktidarın bir darbeyle devrilmesini önlemek üzere iyi niyetle sokağa çıkmışızdır. Tabii buna takıldılar ama bunun altında yatan bizim kastımız tamamen AK Parti ve o dini topluluğun, o topluluğun devletteki yetkiyi gayrimeşru bir şekilde paylaşmasıdır. Bakınız şu örneği veriyorum. Ben ortopedik bir cerrahım. Siz bana hasta olarak geldiniz. Ameliyatımı yap dediniz. Tamam dedim, sizi uyuttum. Sizi uyuttuktan sonra ameliyatta yanıma ehliyeti, yetkisi olmayan ve sizden habersiz bir kişiyi daha aldım. Ameliyatınızı birlikte yaptık. Yani burada ben siyasi iktidar oluyorum. O yanıma aldığım kişi de o bahsettiğim topluluk oluyor, dini topluluk oluyor. Uyuyan, ameliyatı bekleyen, işlem bekleyen de millet oluyor. Bu durumda ne oluyor? Ameliyat sonrası bakıyoruz, bir takım komplikasyonlar yaşanıyor. Hasta sakat kalıyor veya ağır sakatlık veya kaybediliyor diyelim. Peki bunun sorumlusu kimdir? Yani örnekte doktor olarak gösterdiğimiz siyasi iktidar mıdır? Yanına aldığı hiçbir yetkisi olmayan kişi, yani örneğinizde kişi ama o dini topluluk mudur? Bana sorarsanız ikisidir. Şimdi ortada şöyle bir tablo var. O ameliyata ehliyetsiz giren kişi, yani dini topluluk alındı, cezalandırıldı. Her türlü hukuki işlem yapılsın darbecilere. Hiç bunda şey yok, şek ve şüphe yok. Fakat biz esas sorumluyuz. Yani örneğimizde doktoru, gerçek hayatta siyasi iktidarı bu konuda şeye çekmedik, bir sorgulamaya çekmedik. O kendisini saklıyor.
KHK'larla saklıyor. Bir sürü suçsuz insanı, aslında darbeye karışmayan insanı, darbe bir örgütle irtibatlı ve iltisaklı gösteriyor. Ben diyorum ki, FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıksın. İYİ Parti bu konuda bir önerge vermişti mecliste. Biz de Saadet Partisi olarak Sayın diğer milletvekili Sayın Karaduman ve ben biz de destekledik önergeyi. Aslında bütün muhalefet destekledi. Ama bir baktık ki AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Ben hala bu sorunun üzerindeyim ve sormaya devam ediyorum. FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıksın. Bu yasak ilişki, bu hukuk dışı ilişki sadece siyasi bir hata değildir bu. Yani böyle bir duruma gelmeniz için yöneticilerin ihmali veya kastı söz konusu olabilir. Yani hukuki bir boyutu da vardır. Onu söylemek istiyorum. Bunun açığa çıkmasını istiyorum. İstiyoruz yani daha doğrusu. Galiba şöyle bir şey var mı? Sizin kişiliğiniz de bu noktada enteresan. Şimdi evet hekimsiniz, verdiğiniz örnekte hayatla bağdaşan bir şey. KHK'dan atıldınız, görevinizden atıldınız. Meclise CHP'den girdiniz, CHP ile Saadet Partisi arasında CHP listesinden girdiniz ve şu an Saadet Partisi'ne. Yani fakat şunu açıklığa kavuşturalım. CHP ittifaktan ötürü bir takım kazançları, sandalye sayısı kazançları oluyordu. O yüzden ittifak görüşmeleri sonucunda CHP listelerinden de Saadet Partisi'ne 6 tane seçilebilecek yerlerden kontenjan ayrıldı. İkisi bunların, Konya adayımızla İstanbul 3. bölge adayı ben kazandım. Emre Bağcı, belki takip ettiyseniz, 1. bölgeden son anda yurt dışı oyları gelince düştü. Çok üzücü bir olaydı, hepimiz için büyük bir travma oldu. Ama benim müracaatım Saadet Partisi'nedir zaten. Evet, Saadet Partisi bir takım adayları kendi listelerine koydu, bir takım adayları CHP listelerine koydu. Evet. Yönetimin için. Ben şuraya getirmek istiyorum. Aynı konuşmayı bu batılla batılı mücadelesi ya da benzer bir içerikte bir CHP'li milletvekili yapsaydı, bir HDP'li milletvekili yapsaydı belki de bu kadar tepki olmayacaktı. Yani o iktidar tarafından yoğun kullanılan bu 15 Temmuz konusunda yaraya sizin gibi birisinin basması mı acaba daha çok etkili oldu? Peki ben basmayayım da kim bassın? Yani ben bunun KHK'lıyım. Yani şey olarak da muhatabıyım. Sadece bir siyaseten karşı çıkış var ama bir de bireysel olarak olayı yaşamanız. Yani adeta nasıl söyleyeyim size, bu KHK'lılara ben yeni Türkiye'nin postmodern toplama kampı diyoruz biz buna. Yani bu toplama kampına toplanmış insanlardan birim. Sivil ölü diyorlar açık açık. Bunlardan bir tanesi. Tabii ki mücadeleme devam edeyim. Yani bu benim için varoluşsal bir şey. Elbette ki devam edeceğim. Milletvekili olmasam da zaten mücadeleme devam ediyordum. Hak ve Adalet platformunda Sayın Gergerlioğlu, Sayın Ahmet Faruk Ünsal, Sayın Bekaroğlu, İhsan İli Açık, Hüdakaya, daha Ayhan Bilgen, daha sayabileceğim birçok isim. Yani partiler üstü bir hak ve adalet mücadelemiz zaten vardı ama elbette ki Sayın Gergerlioğlu ve ben bunun aynı zamanda şeyiz, yani muhatabıyız bu KHK'ların. Sessiz kalmak zaten mümkün değil. Ha, fark şurada belki. Bugün milletvekili olmamız belki sesinizin daha büyük kitlelere ulaşmasına neden olabiliyor. O yüzden de tepki geliyor. Siyaseten derseniz aynı etkiyi gösterir mi bilemiyorum. Yani onu dinleyenlere şey yapmak, sormak lazım. Ben neticede işin öznelerinden bir tanesiyim. Ama şu var, tabii burada korkunç bir demagoji ve saptırma dönüyor. Yani olayın özünden çıkıyor iş, hiç yapmadığınız şeylere, önemli olan bu noktadır, hiç yapmadığınız veya niyetinizin de olmadığı şeylere yönlendiriliyor. Yok batıl dedim, yok şehitlere karşı çıktım. Bu iki nokta çok önemli. Şu anda soruşturma var mı? Sizin bir dokunulmazlığınız var milletvekili olarak. O ne oldu? Dokunulmazlığı aşan bir takım gelişmeler oldu galiba. Artı o konuşmanın dışında bir de sosyal medya paylaşımlarınızla gündeme geldiniz. O da tepki gördü.
Şöyle, aslında kürsü dokunulmazlığı vardır. Yani kürsüdeki konuşma dolayısıyla soruşturma açılması bir darbe hüviyetini kazanır Türkiye'de. Yani bir milletvekilini susturma hüviyeti kazanır. Şey çok, yani bahane bulunur yani şey yaptıktan sonra. Şu anda çok üstünde durmuyorum. Zaten hazırladıkları şey önümüze gelecektir. Eski tweetler, minitler falan diyorlar. Twitter'ı da öyle sorumsuzca kullanan birisi değilim. Yani söylediklerimi şey yazarım. Halktan nasıl yazarım. Tepkiler geliyor? Çok tepki sıcak. Ya da destek geliyor mu? Nasıl onu biraz yazsın çok mısınız? Çok sıcak. Canım sıkıldı. Ben halkın arasına karışıyorum zaten. Son bu hafta sonu Artvin ve şeydeydik, Ardeşen'de, Rize Ardeşen'deydik. Onu da duyduk, izin verilmemiş galiba toplantınıza belediye tarafından. Ama Rize halkı ve Ardeşen halkı bizi kucakladı, hemen kendileri bir salon tuttular ve biz toplantımızı belediye salonunda değil, bir başka düğün salonunda yaptık, hiç önemli değil. Kimlerden destek geliyor? Muhafazakar kesimler, sol, CHP, AKP'lilerden nasıl hissediyorsunuz? İnanın şu andaki destek her kesimden geliyor. Yani hem AK Parti'nin bir kesiminden, onun dışında zaten CHP'liler, İYİ Partililer hani seçim ittifakından ötürü hani bir nasıl söyleyeyim bir sempati içerisindeyiz. HDP'lilerden geliyor. HDP yani Kürt vatandaşlarımla ben çok yaşadım yani. Van'da ve Kars'ta meslek icra ettim. Üniversitelerde çalıştım. Oralarda yıllarım geçti. Gerçekten Kürtlerle iyi bir diyaloğum ve ilişkim de vardır. Herkesinden geliyor. Yani nereye gitsen insanlar çay ısmarlıyor. Ya ben biraz da mahcup oluyorum hani bu kadar fazla şeye de, fazla destek gördünüz. İlgiye de şey değilim, nasıl söyleyeyim, yani mahcup ediyor beni, onu söylemek istiyorum. Ama tabii ki şu üç soruyu soruyorum ben. Ben vekil oldum ve size geldim. Yani sizin vekilliğinizi yapmak istiyorum. Vekilliğimden memnun musunuz? Söylediklerimden memnun musunuz? Bu şekilde devam edeyim mi? Bu üç soruya da olumlu cevap alıyorum. Yani bu şekilde devam edeceğim. Peki, şimdi 24 Haziran'da bir ittifak vardı, Millet İttifakı. Evet. Seçimlerden sonra çok kısa süre içinde dağıldı. O tür bir görüntü en azından ortaya çıktı. Saadet Partisi yoluna nasıl devam ediyor? CHP ile ilişkiler sürüyor mu? Bu arada muhalefetin bir araya gelmesinin önünde bir engel olan hani iktidarın aktif kullandığı bir yöntem HDP ile de Kürtlerle bir araya gelmeme konusu Saadet Partisi açısından da önemli bir engel. Bu konularda ne dersiniz? Ne oldu mu seçimlerden sonra? Kürtlerle bir araya gelmeme konusu Saadet Partisi'nin böyle bir gündemi yok. Olmamıştır da tarihi boyunca. Aksine geçmişte de yani refah, fazilet hatta daha öncesi siz de bilirsiniz o dönem MSP Nizam dönemine kadar, yani Erbakan Hoca'nın döneminde aksine çok büyük destek vermiştir Kürtler bu harekete. Bizim öyle bir sorunumuz yok ama HDP ile yan yana gözükmek istemeyen bazı siyasi partiler var. Hani onları da çok şey yapmak istemiyorum, nezaketsizce eleştirmek istemiyorum ama siyaset yapan herkesin, biz siyaset yapan herkese eşit mesafedeyiz, eşit uzaklıktayız. Yani her siyasi partinin kimliğini, yani legal, anayasa ve yasalar çerçevesinde siyaset yapan her parti bizim için şeydir, saygıdeğer bir kurumdur ve onlarla ilişkimiz vardır. Kişisel olarak, tabii biz adalet yürüyüşünde belki önemli bir şeyi açtık. Yani adalet yürüyüşü, referandum, yani 24 Haziran öncesine baktığımda onları dönüm noktası olarak şey yapıyorum, görüyorum. Zaten referandumu yaptık, ondan sonra adalet yürüyüşü geldi. Kısa bir, yani KHK ile atıldım, referanduma çalıştık o dönemde. Zaten orada bir halk içinde bir koalisyon oluştu yani insanlar, sağcısı, solcusu, işte yerel seçimde şeyi. Olur böyle bir şey. Saadet Partisi nasıl gidiyor yerel seçime? Hemen söyleyeyim.
Adalet yürüyüşünde daha iyi bir kaynaşma oldu. Orada kozmopolit bir topluluk vardı. Sadece CHP değildi. İnsanlar birbirini tanıdı. 24 Haziran'da bu daha kolay oldu. Ben şu anda gittiğim her yerde şunu görüyorum. Özellikle Saadet Partisi ve CHP şeylerinin, teşkilatlarının çok birbirine yani saygıdan öte kolladıklarını da görüyorum. Bu Türkiye'de bu bir arada yaşama meselesi açısından çok önemlidir. AK Parti kitleleri hainleştiren, yani ayrımcılık yapan, kitleleri bölen, bunun üzerine siyaset kuran bir parti. Liderine bakıyoruz, bu yani mesela referandumda hayır verenlerin hain olarak şey yaptı. Biz KYK'da zaten hainiz onun gözünde. Yani hainden geçilmiyor ülkede. Oysa ben şunu çok önemsiyorum. CHP ve Saadet Partisi'nin bugün daha az oy oranıyla da olsa temsil ettiği taban Türkiye'de siyasetin aslında iki ana damarıdır. Yani iki ana arteridir. Bunların kimlikleriyle birbirini kabul etmesi, yani farklı partiler, farklı kimlikler olmasına rağmen bir arada yaşamakta kararlı olması bence Türkiye'nin önünü açacak bir yaklaşımdır. Böyle görüyorum hadiseyi. Bu beni sevindiriyor tabii. Bu beni sevindiriyor. Mahalli seçimde ittifak kişisel görüşüm olur. Bunlar partilerde tartışılıyor zaten. Kişisel görüşüm olarak şunu söyleyeyim. Bölgeler çok farklı. Aynı ilin farklı ilçeleri dahi çok farklı bir takım siyasi dinamiklere sahip. O yüzden her bölge içerisinde, her bölgede özellikle AK Parti'ye muhalefet eden kesimin iyi adaylarla meclisi de bir koalisyon şeklinde, belediye meclislerini koalisyon şeklinde ele alarak hem bir arada yaşamayı hem de bir arada yönetmeyi ya da yönetişimi öğrenmeleri için bence büyük bir fırsat. Çok kısa söylersiniz, muhalefetin amacı ne olmalı yerel seçimde? Yerel yönetimlerde alabildikleri kadar belediyeyi, seçimleri kazanmalı ve kendilerine yeni bir sayfa açarak hepsi el birliğiyle dayanışma içerisinde, bunu da sık tekrarlıyorum, birbirinizi kollayın, dayanışma içerisinde olun, ayrımcılık yapmayın, bir tek kimseye, ayrımcılık değil de onlarla mesafeli durun, zalimlere mesafeli durun. O da zulümlerinden vazgeçene kadar, ebedi değil. Zulümlerinden vazgeçerler, hatalarını anlarlarsa onları da yanınıza alın. Sadece bunu söylüyorum. Bunu aşacağız inşallah, ben öyle görüyorum ve çok umutluyum. Peki, son bir şey sormak istiyorum. Çok güncel bir konu olduğu için demin de siz hainlerin sayısının çoğaldığını bahsettiniz. Hain denilen, haklarında hain denilen. Bugün enteresan bir şey oldu ve Karar Gazetesi bir açıklama yayınladı. Ve çok ciddi baskılar altında olduklarını, ilandan dağıtıma kadar baskı altında ve zorlukla yayın hayatına devam ettiklerini söyledi. Nasıl bir yorumlarsınız bunu bize kısaca? Yani çok şaşırmadınız herhalde sizi. Ben şaşırmadım. Hani beklenen bir şeydir. Bakın otoriterlik şöyle bir şeydir. Bunu bütün vatandaşlarımızın, bütün dostlarımızın, bütün arkadaşlarımızın anlaması lazım. Bütün ayrımcılıklar kötüdür. Irk üzerinden, din üzerinden, mezhep üzerinden, her ne olursa olsun. Fakat otoriterlik şeyi, o kesim noktasını, ayrışma noktasını şuradan kurar. Ona destek olanlar, yani mutlak itaat edenler ve muhalifler. Bugün bakın, bugünkü iktidar kesimine bakın. AK Parti Sayın Genel Başkanı'nın etrafında toplananlar onun eski dostları değil. Çok farklı, çok kozmopolit bir kesim göreceksiniz. Ama biz buna özgün bir heterojenlik diyemeyiz. Neden diyemeyiz? Çünkü menfaat üzerine, oradan nemalanma üzerine etrafında toplanmış, bunun karşında mutlak itaat gösteren bir kesim. Şimdi bu bize zaten kendisini gösteriyor. Muhalefet yaptığınız andan itibaren, isterseniz Karar Gazetesi olun, ne bileyim, isterseniz Zarar Gazetesi olun, adınız ne olursa olsun,
Bununla bir gün yüzleşeceksiniz. Oradaki insanların iyi niyetini anlıyorum ben. Yani onlar da gerçekten zor şartlarda şey yaptılar, bugüne kadar geldiler. Daha da ben okumadım henüz ama okuyacağım hemen bu programdan çıkınca. Türkiye bir yol ayrımında. Ya bu monarşi üzerinden tabir caizse bir tiranlığa doğru gidecek ya da çoğulcu demokrasiyi bir arada yaşamayı, kilit kavram budur bence, bir arada yaşamayı büyük ölçüde öğrendik aslında, büyük ölçüde öğrendik. Bunu geliştirerek ve bu ya olabildiğince kitlelere çekerek, yani AK Partilileri de dışlamayarak, AK Parti tabanını, onları da buraya dahil ederek biz bunu aşacağız. Ben bunu bu konuda çok çok iyi hissederim. Yani, ümit varım daha doğrusu. Çok teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkür ederim bu fırsat için. Konuğumuz Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Profesör Doktor Cihangir İslam'dı. Yeni konularla ve yeni konuklarla tekrar bir arada olmak umuduyla.